Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Tek Uzam Rehberlik Uzmanı İnci Özgemen Çıkan. Nasılsınız arkadaşlar? Sesimi alabiliyor musunuz? Merhabalar. Süper. 2023 KPSS'ye gireceksiniz sanıyorum hepiniz. Biliyorsunuz pek bir yıl olduğu için lisans mezunları girecek 2023'te ve öğretmenlik A grubu. Yani sadece uzmanlık, müfettişlik ya da öğretmenlik için yapılacak KPSS. Biz de önce sınavı biraz tanıtmak istedik size. Çünkü sınavı tanımanın, yani atanmanın ilk koşulu sınavı tanımak, ama sınavı tanımadan kastım sadece şu değil. Hani sınav kaç soru, kimler girer, başvuru koşulları, hani bunları her yerde bulabiliriz. Hani bir kılavuza baktığımızda, bir başvuru kılavuzuna baktığımızda bütün bir, yani sınava başvuru koşulları ya da bütün genel bilgiler yazar aslında. Birçoğunuz da zaten temel bilgileri biliyorsunuzdur. Biz biraz daha derinlemesine bir sınav tanımasından bahsedeceğiz aslında. Hani Google'a yazdığınızda bulamayacağınız şeylerden birazcık daha bu sınava çalışmayı önceliklendirme nasıl olur, ya da sınavda işte stratejiyi nasıl yönetebilirim, bu sınav benden tam olarak ne istiyor, nasıl bir strateji var, her bir konunun bir öğrenme süresi, bir işte öncelik puanı, bir ağırlığı ya da bir saat çalışmayla elde edeceğim puansal bir getiri vesaire. Şu an biraz kafanızı karıştıracak şeylerden bahsettim ama aslında her sınav bir strateji işi değerli arkadaşlar. Bu yüzden de biz bu stratejiyi size öğretmek istedik. Örnek olarak GGK'yı anlatacağım bugün. Dediğim gibi 2023'te A grubu da var, öğretmenlik de var. İnşallah ilerleyen zamanda öğretmenlik için ayrı, A grubu için ayrı bir sınav tanıma incelemesi, analizi yapmak istiyoruz. Şimdi GGK ortak olduğu için ikisinde de GGK'yı biraz böyle derinlemesine tanımak istedik bugün. Ses gelmiyor diyenler varsa müzisyen arkadaşlarım ilgilenecekler. Muhtemelen bir şey açması gerekiyor arkadaşımızın. Join IDO diye bir şey olması lazım. Yazarak sistem müzisyen arkadaşlarım yazılı bir şekilde bilgilendirir kendisini. Özelden iletişime geçer. Aynen. EKPSS'ye hazırlanan var. EKPSS çiftli yıllarda yapılıyor biliyorsunuz. Lise ön lisans gibi ya da B grubu KPSS gibi. Biz 2023'ten bahsedeceğiz bugün. Evet, zaten bundan bahsetmiştik. Biliyorsunuz özellikle A grubu ve öğretmenlik için yapılacak. Siz de 2023'te girecek olanlardansınız. Öğretmen olanlar kimler? A grubundan girecek olanlar kimler mesela? Yine siz de yazın öğretmenlik. Tamam. ÖABT'niz var mı Kübra Hocam? Sadece GGK eğitimlerine mi gireceksiniz? Branşınız neydi? Okul öncesi. Okul öncesi çok revaçta bir branş. Şu anda alımları çok güzel. Darısı tüm branşların başına inşallah böyle bol bol alımların olduğunu görürüz. Önümüzdeki yıllarda da yapılan atamalarda da her bölümden güzel güzel alımlar, atamalar görelim inşallah. Evet, okul öncesi öğretmeni, Türkçe öğretmenimiz var. Sizler P121 puanıyla atanacaksınız biliyorsunuz. GGK eğitim ve ÖABT'ye gireceksiniz. Şimdi biz biraz GGK'yı tanıyacağız demiştim. GGK hepsinde ortak olduğu için aslında mantığını anladığınızda eğitim birimleri içinde, ÖABT içinde, KPSS A içinde böyle bir ayrım olduğunu bilmeniz gerekecek. İKAP'ta da aynı şekilde evet alan var. Zaten ayrımı biliyoruz. Genel yetenek Türkçe, matematik, genel kültür, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Evet, bunu da biliyoruz. Bu her yerde yazıyor. Toplam soru sayılarını da her yerden ulaşabiliriz. Türkçe'de toplam 30, matematikte 30, tarih 27, coğrafya 18, vatandaşlık 9, güncel 6, hatta buraya 15 diyoruz vatandaşlık testine toplamda. Bunlar soru sayıları. En son yapılan başvuru sayısı, tahmini işte başvuru sayısı, atama vesaire, bunlara bakalım. Bunları da birçok yerde bulabilirsiniz. 2022 özellikle yazmadım. 2022 için biliyorsunuz bir sınav iptal oldu. Tekrar sınava girilecek. O yüzden net rakamlar henüz yayılmadı. Ama başvuru sayılarına baktığımızda çiftli yıllarda biliyorsunuz her zaman başvuru sayısı daha fazla tabii ki, ama tekli yılda da
kazımsanmayacak kadar büyük bir başvuru var. Özellikle lisans mezunlarında alanı ve alanı olanlar için, yani öğretmenlik ya da A grubu için bayağı bir büyük kitle olduğunu gördük. 2021'de 1 milyon 100 bin civarında bir başvuru yapılmış tekli yılda. Yani aslında bu bizim 2023'te de genelde her yıl sayı artarak devam eder. 1 milyon 200, 1 milyon 300, 1 milyon 400 de bekliyoruz demek oluyor. Tabii ki herkes kendi branşındaki sıralamasına göre değerlendiriliyor ve onlarla yarışıyor. Hani GGK'da mesela tekli yılda B grubu için girdiğimizde 1 milyon 100 bin giriyorsa, yani işte çiftli yıl için 1 milyon 398 bin giriyorsa hepsiyle yarışıyoruz. Ama alanlarımız olduğu zaman kendi alanımızdaki sıralamamız ve o kadar oraya giren kişi sayısı, o kadar kişi sayısı önemli bizim için. Tabii ki bu da bir dipnot olmalı. Yapılan alımlar yıllara göre değişse de aslında yapılan alımların adedi de hani artıyor ve önümüzde güzel alımların olacağı dönemler bizi bekliyor diye düşünüyoruz açıkçası. Ama ortalama başarı oranları geçtiğimiz yıllarda da %9, %10 civarında seyretmiş. Yani aslında sınavlar giren, başvuran kişiler arasından kazanma oranının çok yüksek olmadığı sınavlar. Hani neden böyle? Neden bu kadar çok kişi başvuruyorken belli kişiler bu sınavı kazanabiliyor? Bunun bir stratejisi mi var? Hani bu bir zeka sınavı değil, bu bir strateji sınavı. Zekaları ölçen bir sınav değil KPSS. O zaman doğru stratejiyi yapabilenler kazanıyor. Biz bugün bu stratejiyi burada konuşacağız. Baktığımız zaman, ortalamalara baktığımız zaman GGK için söyleyecek olursak, genel yetenek testinin ham puan ortalamasını ÖSYM'nin verdiği değerler olarak 19.65, genel kültür ham puan ortalaması 21.05. Bu ham puan ortalamalarıyla hesaplanan Türkiye geneli puan 63.87, 100 üzerinden. Aslında Türkiye geneli net ortalamaları ve puan ortalamaları da çok yüksek değil. Yani standart sapma devreye girdiği için bu tarz sınavlarda benim yaptığım her, yani ortalamadan sonra yaptığım her net ortalamanın üzerine her çıkışımda çok daha yüksek bir katsayıyla çarpılacak, daha yüksek bir puan alacağım. Aslında ortalamanın bu şekilde düşük olması da bir avantaj diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kadrolara göre tabii ki değişiyor. Öğretmenlik için özellikle, yani biliyorsunuz branş bazında değerlendirdiğimizde 18 ÖABT branşı var. Eğitim bilimleri, GGK eğitim bilimleri olarak giren arkadaşlarımız da var. Bu herkes için taban puanlar değişkenlik gösteriyor. Alım sayılarına göre tabii ki de, yani bir okul öncesi öğretmen için evet bu puanları daha 70'lerde seyrediyor diyebiliriz. Sınıf, İngilizce, dikap aynı şekilde. Ama bir işte fizik, kimya, biyoloji için biraz daha 80'lere görmemiz gerektiğini biliyoruz mesela. PDR için aynı şekilde, hatta 82, 83, 85'lerin gerektiğini, coğrafya, tarih gibi branşlarda çoğunlukla bu puanlara da ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. O yüzden genelde değişir. A grubu için de yani şöyle söyleyebilirim, başvuru yapabilmek için belirli bir şart var tabii ki. Örnek veriyorum, gelir uzman yardımcılığında 70 baraj puan ister ama 70'ten çok daha yüksek de kapatır alımlar. Ya da işte vergi müfettişliği için 80 baraj puan ister ama genelde kapatılan puanlara baktığımızda en son alım yapılan kişinin taban puanı 85-86 gibi KPSS puanlarıdır. O yüzden her zaman için şunu bilmekte fayda var. KPSS puanı yüksek olun hep avantajlı. Genele bakmaktan ziyade siz yapabileceğinizin en iyisini yapmak zorundasınız. Peki stratejiye şimdi gelelim artık. Bu zamana kadar anlattıklarım daha yüzeysel, daha genel, daha bilinebilecek şeylerdi. Sizler KPSS'ye hazırlanırken sizce hangi konulara öncelik ve ağırlık verirsiniz? Şimdi şöyle düşünün, sınava kalan süremiz biraz daha azalmış. Ya da sizin günde ders çalışabileceğiniz süre az. Çünkü okul hayatınız, iş hayatınız ve benzeri sorumluluklarınız var. Günde 2-3 saat ayırabiliyorsunuz. Dolayısıyla her konuya çalışabilecek bir zamanınız, gücünüz maalesef yok. Belirli konulara öncelik vermeniz gerekiyor. Stratejik olarak yüksek puan almak istiyorsunuz ve önceliklendirme yapacaksınız. Bu önceliklendirme yaparken bunlardan hangilerine ya da hangisine dikkat edersiniz? Seviyenizin düşük olduğu konuları mı önceliklendirirsiniz? Daha geç öğrendiğiniz konuları mı önceliklendirirsiniz? Daha hızlı öğrendiğiniz konuları mı önceliklendirirsiniz? Herkesin yapmakta zorlandığı konuları mı önceliklendirirsiniz? Sınavda en çok soru çıkan konuları mı önceliklendirirsiniz? Önem puanı, sınavdaki ağırlığı en yüksek olan konuları mı önceliklendirirsiniz? A, B, C, D, E, F diyelim. O şekilde bana A, B, C diyebilirsiniz.
Şuna A diyelim. Ben şimdi şöyle klavyeyle çok çirkin bir şekilde yazacağım ama. C. Evet, F önem puanı ağırlığı daha yüksek olan konulara demiş. Yani sınavdaki ağırlığı A demişsiniz. Seviyemizin düşük olduğu, yani kötü olduğunu dersen öncelik veririm. Ve sınavda en çok soru çıkan konuları önceliklendiririm. C, evet, E diyen var. Şimdi konuşalım yavaş yavaş. Şimdi seviyemin düşük oldu. Şimdi hepsi birbiriyle o kadar çok bağlantılı ki aslında. Ama hangisi doğru, hangisi yanlış ondan bahsedeceğiz. Şimdi seviyemizin düşük olduğu konuları önceliklendirmek güzel bir şey. Çünkü iyi olduğumda zaten iyiyim. Hani kötü olduğumu iyi hale getirirsem aslında puansal olarak bir artışa geçerim, doğru. Ama seviyemin düşük olduğu konuların ya öğrenme süresi çok uzunsa. Bu ne demek hocam? Diyelim ki senin 10 tane kötü olduğun konu var. 10 tane konuyu önceliklendireceksin. Ama bu 10 tane konuyu öğrenmek böyle günler, haftalar, aylar falan alıyorsa. O zaman bir şey daha bakacaksın. Daha hızlı öğrendiğim. Yani daha geç öğrendiğiniz konuları önceliğe aldığınızda maalesef zaman kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla seviyenizin düşük olduğu konuları önceliklendirirken bir de o konuların öğrenme sürelerine bakmanız gerekir. Çok böyle aylar alan konular var arkadaşlar gerçekten. Bir de şuna bakmanız lazım. Seviyeniz düşük olduğu konuları önceliklendiriyorsunuz ama sınavda çıkan soru sayısı ya çok azsa ya sınavdaki ağırlığı azsa ya önemli değilse. Şimdi senin belki seviyenin iyi olduğu konular çok daha fazla soru çıkıyor oradan ve onları belki daha iyi hale getirmen lazım. Bu da bir strateji. Daha geç öğrendiğimiz konuları önceliklendirmenin hiçbir mantığı yok. Daha hızlı öğrendiğimiz konuları önceliklendirirsek mantıklı ama daha hızlı öğrenirken bir yandan da seviyem burada düşük olacak ve sınavdaki soru sayısı fazla olacak. Bak bunlara da bakacağım. Peki daha önce 8 kez çalıştığım bir konu var ve seviyem düşük. Diyelim ki temel seviyedeyim. Daha önce de 8 kez çalışmışım ben bu konuya. Buna şans vermek ne kadar doğru? Bir de bunu konuşalım. Şimdi zaten mantıken iki tane konu seçmen gerek, iki konu arasından birini seçmen gerekiyorsa, bir tanesinde diyelim ki birinci seviyedesin, daha tabandasın. Bir tanesinde üçüncü seviyedesin, daha iyisin. Şimdi sen daha kötü olduğunu seçtim. Ama bu daha kötü olduğun konuya daha önce 8 kez çalışmışsın, yine kötüsün, yine kötüsün, olmamış. Diğerinde 3. seviyedesin ve daha hiç şans vermemişsin. Sen buna 3. seviyedesin ya, bir şans versen belki 5'e çıkacaksın. Yani soru kaçırma ihtimalin yok. Dolayısıyla bunları da düşünmek lazım. Sen seviyenin kötü olduğu konulara önceliklendiriyorsun ama daha önce bir çalışma yaptın mı bununla ilgili? Bunun sınavdaki soru sayısı ne? Bunların öğrenme süresini, bunlara da bakmak lazım. Şimdi bunları söylerken kafanızın biraz karıştığını düşünüyor olabilirsiniz. Hani bunları tek başıma ben nasıl yapacağım? Ben bu alanda uzman değilim ki. Ben bir öğrenciyim nihayetinde diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunların hepsini aydınlatacağım, merak etmeyin. Gözünüz korkmasın ama bu sınav bir strateji işi, bunu asla unutmayın. Herkesin yapmakta zorlandığı konular. Bununla ilgili çok doğru zannedilen bir yanlış var arkadaşlar. Standart sapma ne diye sorduğumuzda herkes diyor ki herkesin yapamadığı soruları ben yaparsam daha yüksek puan alırım. Şimdi bu doğrudan doğru değil, dolaylı olarak doğru. Mantıken diyelim ki işte net ortalaması 50. Net ortalaması 50 demek herkes genelde bir şeyleri yapmış 50'yi tutturmuş. Senin 50'nin üzerine her çıkışında daha yüksek bir puan alacaksın mantıken. 60 yaptığında daha yüksek, 70 yaptığında daha yüksek. O 60'ı 70 yaparken de 50'nin yapamadıklarını yaptığında 60-70 ulaşırsın zaten. Yani bu şu demek değil. Matematikte örnek veriyorum. Çarpanları ayırmayı herkes yapıyor ama işte hız problemini kimse yapamıyor. Ben gidip de çarpanları ayırmayı yapmayayım, hız problemini yapayım daha yüksek. Hayır, böyle bir şey yok. Sen çarpanları ayırmayı yapacaksın önce. Önce bir ortalamanın içine gireceksin. Herkesin yaptığını bir yapacaksın. Ondan sonraki süreçte matematiğin net ortalaması 11 mi? Sen 15 yapmak için gidip onların yapamadığı hız problemi, yaş problemi, kesir problemleri atıyorum. Sadece bunlar değil. Atıyorum mutlak değerin yapılma oranı düşükse mutlak değerde yapabilirsin. Ya da sadece yapılma oranı düşüklükten bahsetmiyorum. Sen 11 net ortalaması diye 11 üzerine çık da nasıl çıkarsan çık. Önemli olan net ortalamasının üzerine çıkmak arkadaşlar. Mantıken. Yoksa gidip de işte X konusunu kimse yapamıyor. Ben gideyim de sadece onlara çalışayım. Oradan daha yüksek puan alırım.
Bu yanlış bir strateji. Standart sapmayı çoğunuz yanlış bildiği için bunu böyle zannediyorsunuz. Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Önem puanı en yüksek. Önem puanı ne? Önemi. Önem puanı ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Önem puanını biz sizler için her konu, her kazanım bazında tek tek hesapladık arkadaşlar. Her bir kazanımın, her bir alt konunun bir önem puanı var sınava göre. Ve biz bunları önceliklendirerek önem puanları hesapladık formüllerle, kodlarla sizler için. Ve mutlaka önem puanı yüksek olanı önceliklendirmem lazım. Önem puanı da zaten bunlara bakarak hesaplanıyor. Öğrenme süresine bakılıyor, sınavdaki soru sayısına bakılıyor. Dolayısıyla önem puan dediğim şey aslında bunların karışımı olduğu için çok 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 önemli. Şimdi ben size bir şey, şunudan bahsedeceğim. Saatlik puan getirisi diye bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu ne demek biliyor musun? Bir saat çalışarak kaç puan elde ederim şu derste diye hiç düşündüğünüz oldu mu? Gideceksiniz vatandaşlık çalışacaksınız. Diyelim ki X konusunu açtınız. Bir saatlik çalışmada sınavınıza kaç puan katkısı olduğunu hiç merak ettiğiniz olmadı mı? Bunları sizin için hesapladık. Matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve vatandaşlık için 5 ana ders için her biri için saatlik puan getirisi hesapladık arkadaşlar. Siz matematiğe 1 saat çalıştığınızda 0,26 puan kazanıyorsunuz. Türkçe 1 saat çalıştığınızda 0,71. Tarihe 1 saat çalıştığınızda 0,32. Coğrafyaya 1 saat çalıştığınızda 0,42. Vatandaşlığa 1 saat çalıştığınızda 0,46. Bu ne demek? Şimdi mantıken matematiğin çalışması daha uzun sürmüyor mu? Sen matematiği daha iyi yapmak istiyorsan daha uzun süre çalışmalısın. Öyle bir saatte çok bir şey kazanmıyorsun aslında. Ama Türkçe gibi, vatandaşlık, coğrafya, tarih gibi daha sözel derslerin öğrenme süreleri daha az olduğundan bunlara bir saatlik çalışmada daha çok şey öğreniyorsun. Bu tabloya göre bize diyor ki bu tablo saatlik puan getirirsen yani bir saatlik çalışmada en yüksek puanı Türkçeden kazanırsın. Bir saatlik çalışmada ikinci en yüksek puanı vatandaşlıktan kazanırsın. Hiç aklınıza şöyle bir tabloda saatlik puan getirisi vatandaşlığı matematikten daha yüksek olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Getiri olarak düşünüyorsunuz. Hep diyorsunuz ki matematiğin soru sayısı daha fazla. O yüzden daha çok getirisi var. Tabii ki matematiğin getirisi fazla. Bu yadsınamaz bir gerçek. Yüzdelik bazda düşündüğümde %25 matematiğin getirisi var. 100 üzerinden. Ama vatandaşlar bir saat çalıştığımda daha yüksek puan kazanıyorum. O zaman vatandaşlık çalışmalarımda aslında daha yüksek verim elde ediyorum. Matematiğe daha çok vakit ayırmam gerektiği için. Sonra coğrafya, sonra tarih, sonra matematik geliyor. Ama mutlaka matematik için de yüksek netlere ihtiyaç duyuyorum. Ama daha çok vakit ayırmam gerektiğini de bilmem lazım. Size bir soru o zaman. Sizce 1,5 saatte öğrenilen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin mi önem puanı daha yüksektir? Yani daha önemlidir, daha ağırlığı yüksektir. Yoksa 4 saatte öğrenilen 19. yüzyılda Osmanlı Devleti konusunun mu önem puanı, ağırlığı, önem derecesi daha yüksektir? Sizce hangisi daha önemli? Hangi konu daha önemli? Neden sizce 1,5 saat? Daha kısa süre çalışıyorum. Diğerine 4 saat çalışıyorum. 4 saat diyen var. Biz hesapladık. 1,5 saatte öğrenilen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti 1,66 puan kazandırıyor bize. Buradan çıkan soru sayısı olarak baktığımda. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne 4 saat çalışıyorum 0,83. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani gerçekten 1,5 saatlik çalışmada daha fazla puan elde ediyorum. Diğerine 4 saat çalışıyorum 0,83, soru sayısı daha az. Aslında çok çalışmak değil, verimli çalışmanın tanımını yapıyorum şu an size. Herkes der ya, her yerde duyarsınız, çok çalışmak değil, önemli olan verimli çalışmaktır. İşte mantığı bu. Sen gidip 4 saat çalıştın 19. yüzyılda Osmanlı Devleti, önem puanı, sınavdaki soru sayısı az. Sen orada 0,83 puan kazandın ama gidip 1,5 saat 20. yüzyılda Osmanlı'ya çalıştığında 1,66, iki katı kadar bir verim elde ettin. İki kat verimden bahsediyorum. Yarı yarıya'dan daha da az bir süre harcayarak hem de. Çok ciddi bir tutar. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası 3 saat 46 dakika. Türkiye'nin fiziki özellikleri 3 saat 15 dakika. Sizce hangisi daha önemli? Fiziki mi, ekonomik mi?
Yine az olan mı dediniz? Burada 3 saat 35 dakika olan aslında baktığınız zaman bir sadece 20 dakika falan daha fazla olan kısımda 5 önem puanım var. Diğerinde 2,5. Ne demek? Hemen hemen aynı sürede emek veriyorum. 2 katı fazla kazanıyorum. Bakın burada çok bir ciddi öğrenme süresinde bir farklılık yok. Fark ettiniz mi? Fiziki özellikler kısmında 2,5 puan kazanırken ekonomik coğrafyadan 5 puan kazanıyorum. Aynı emeği vererek hem de. 20 dakika çok büyük bir şey değil. 3 saat 35 dakika, 3 saat 15 dakika. Yani sen gidip aynı emeği vererek 2 katı fazla puan kazanabiliyorsun. Neden acaba? Neden dediğim şey şu işte, sınavdaki her bir konunun öğrenme süresi var değil mi? Bazı konular daha karmaşık. Bazı konular daha uzun sürede öğreniliyor. Ama sınavdaki soru sayısı olarak baktığımda ekonomik coğrafyadan gelen soru sayısı yıllara oranla daha fazla olduğu için buraya çalışarak 2 katı fazla puan kazanıyorum. Önem puan dediğim şey bu aslında. Vatandaşlıktan gelsin, temel hukuk kavramları yasama. Sizce hangisi daha önemli? Tabii ki yasama. Temel hukuk kavramlarını 5 saatte öğreniyorum. Çünkü giriş konusudur bu. Genelde uzun süren arkadaşlar temel hukuk kavramları. Çünkü hoca ilk defa sizi vatandaşlıkla, hukukla tanıştırıyor. Dolayısıyla burada kavramlardan bahsediyor. Ama gelen soru sayısı o kadar az ki. Yasama kısmından, yasama, yürütme, yargı, bakın bu üçü çok önemli. İdari hukuku da aynı şekilde vatandaşlık için söylüyorum. Bunlardan gelen soru sayısı da buradan geliyor zaten soru. Asıl buradan geliyor. Dolayısıyla yasamadan 2,5 temel hukuk kavramlarından 0,83 önem puanım var. Bu ne demek? 2 katı daha az süre harcıyorum ve 1,67 puan daha fazla kazanıyorum. Gördünüz mü? Bayağı yüksek bir puan fazla kazanıyorum baktığım zaman. Ve 2 katı daha az süre harcayarak zamanımın yarısı bana kalıyor. Yani bu ne demek? KPSS'de çalışırken sınavı çok iyi tanıyacağım. Bu hepsi A grubunda da var, eğitim bilimlerinde de var, öğretmenlikte de var bu ayrımlar arkadaşlar. Biz bunların hepsini hesapladık. Bütün kazanım amacımız, önem puanları, öğrenme süreleri, sizin seviyelerinize göre yaklaşımlar hepsi hazır. Bununla alakalı olarak bunu bilmenizin gerçekten çok önemli olduğunu biliyoruz ve biz sizi sınava bu şekilde hazırlıyoruz. Ve bunu manuel olarak biz yapmıyoruz. Biz bunların hepsini hazırlayıp sisteme yükledik. Yapay zeka destekli eğitim modelimiz bunu yaptıracak. Yapay zeka adı üzerinde önceliklendirmeyi tamamen size özel yapacak. Bunlara bakarken CV'lerinize de bakacak. Daha önce okulda ne kadar çalıştınız ona da bakacak. Bazen 0,83'ü önceliklendirecek 1,66'ya göre. Diyecek ki senin burada seviyen biraz daha düşük ve işte daha önce hiç çalışmamışsın. Buna biraz şans tanıyalım. Bir yüksek seviyeye geri gelebiliriz. Diğerinde zaten senin seviyen ileri. Ben niye onu önceliklendireyim ki? Zaten onu biliyorsun. Evet, önem puan daha yüksek. Ama sen bunu biliyorsun, bu cepte zaten diyecek. Seviyene bakacak, diğerini önceliklendirecek. Bunların hepsi kişi özel eğitim modelimiz olan TEKES'te yapılacak arkadaşlar. Size özel çalışma programı, sistem tarafından otomatik, size özel çalışma araçları, size özel konu önceliklendirmeler, tamamen size özel olacak şekilde, sizi çok iyi tanıyacağı için sistem size özel yönlendirmeler, ödevlendirmeler ve takip sistemiyle beraber gidecek. Sizin de kendinizi çok iyi tanımanız lazım. Bu konuları çok iyi, yani önem puanlarını biliyorsanız bile kendinizi tanımanız gerekiyor. Bu yüzden biz sizlere örnek bir hesap açarak, demo hesabı açarak hem eğitim analizine katılmanızı, yani siz nasıl öğreniyorsunuz, öğrenme stiliniz ne, dikkat dağınıklığınız var mı, seviyeleriniz nasıl, hem onları ücretsiz ölçümlemenizi, hem de demo hesabımız üzerinden yapay zeka destekli eğitim modelimizi bir tanımanızı, görmenizi istiyoruz. Derslerin başlangıcı ile beraber başlayacak. 2023 eğitiminde yapay zeka destekli TEKES eğitim sistemiyle beraber, TEK eğitim sistemiyle beraber eğitimlerimizi yapacağız. Başlayacağız ve şu an deneyimleyeceğiniz sayfamız açık zaten. Demo hesabımız açık. Bununla ilgili olarak da zaten sizlere buradan bir link paylaşacağız. Eğitim uzmanımızla ücretsiz görüşme hakkınız var. Öğrenci koçlarımızla bir seans. Hem onlarla bence bir görüşme yapın. Hem size bir demo hesap açsınlar. Seviye ölçümü yapın. Ücretsiz bir çalışma programı hazırlayın. Bu konuların önem derecelerine göre nasıl önceliklendirmeniz gerektiğini detaylı olarak öğrenin. Çünkü şu an 2023 eğitimle alakalı şöyle bir durum var. Onu söylemek istiyorum. Şu an bir erken kayıt dönemi kampanyası var. Seminere katılan arkadaşlarımıza da özel indirimler uygulanacak.
Bu yüzden bence bir görüşün. Yani şu an bir dershane fiyatını düşündüğünüzde o kadar uyguna denk gelecek ki. Çünkü inanın hani fiyatları görünce biz de şok oluruz. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Yani dershanelerle çok iç içeyiz zaten bu sektörde yıllardır olduğumuz için. Ve inanın dudağımız uçukluyor fiyatları duyunca. Çünkü piyasa gerçekten şu an bu şekilde. Ama uzaktan eğitimin maddi olarak da çok büyük avantajı var. Ayrıca böyle bir sistem şu an Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Sizi sizden daha iyi tanıyan ve sizinle beraber yolun sonuna kadar sizin performansınızı arttırmak için sizi ilerleten bir sistemden bahsediyorum. 2023 öğrencimizsiniz. Tabii ki psikolojik destek sağlıyoruz. Sistem zaten bunu yapıyor. Biz oraya seminerler yükledik, size özel işte yönlendirmeler, çalışma önerileri ama bunun dışında zaten bizlerle görüşmeleriniz tabii ki devam edecek. Rehberlik kısmında birebir görüşmenin dışındaki sistemden bahsediyorum. O her zaman zaten bizim hizmetlerimizden birisi. Şu an bu semineri nasıl yapıyorsak biz sizlerle hem seminerler yapacağız hem birebir telefonla görüşmelerimiz devam edecek. Ama onun dışında da zaten sizlere ya gerekli yönlendirmeleri gerekli zamanlarda yapan bir yapay zeka sistemi de olacak. Dersler Eylül-Ekim aylarında başlayacak. Şu an ama onunla alakalı hani video izleme kısmınız açık. Deneme sınavı girip çözebilirsiniz. Çalışma programı oluşturabilirsiniz. Onlarla ilgili kısımlarda da o demo hesabı zaten kullanabilirsiniz. Aynen derslere başlayacağız ama o zamana kadar da ön çalışmalarınızı yapın, eksiklerinize bakın, sistemi iyice bir tanıyın. Buradan eğitim uzmanımızla görüşme linki paylaşacak arkadaşlar, onu bekliyorum. Link paylaştığında bizlerden yararlanmak isteyen diğer arkadaşlarımız da o linke tıklayarak bilgi alabilirler. En azından bir eğitim koçuyla görüşmüş olun mesela. Bu açıdan bence bir eğitim koçuyla görüşmenin çok büyük bir faydası var. 2022'de giriyorsunuz. 2022 için şu an yeni başlayacak kamplarımız var Figen Hocam. Siz onlara katılabilirsiniz. Onlar soru çözüm genel tekrar kampları sıfırdan başlayacağız. Ve orada da hani bu iptal olan sınav için aslında en baştan aldığımız konuları güzel bir kamp programı olacak. Onunla ilgili de eğitim koçuyla görüşebilirsiniz. Hatta o kamp programı olduğu için fiyatlar 2023 eğitimlerinden tabii ki daha uygun. Daha kısa sürecek bir eğitim olduğu için linke tıklayıp randevu alırsanız hem kamplarla hem 2023 erken kayıt indirimleriyle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılı bir yıl, başarılı bir dönem diliyorum. 2022'de girecek olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha sık sık görüşürüz. 2023'te hazırlanacaklar için, 2022'de hazırlanacaklar için umuyorum ki hedefinize ulaşırsınız bu yıl ve bir daha görüşmeyiz diyormuşum. Ama inşallah her şey hayal ettiğiniz gibi olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.